Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Öçsoy en etkili bilim insanları listesine girdi. Doçent Doktor Öçsoy kaliteli ve nitelikli akademisyenlerin yöneticiler ile meydana geleceğini söyledi. Merhabalar. Doçent Doktor İsmail Öçsoy, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. 2015 yılında Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesine katıldım. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri, University of Florida'da nanoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı, ki doktoradan sonra da bir müddet çalışarak ülkemize dönmeye karar verdik. 2015 yılı itibariyle Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yardım doçent, devamında 2017'den itibaren de doçent olarak Eczacılık Fakültesi'nde çalışmaktayız. En etkili bilim insanları listesindesiniz. Peki bu liste nedir? En etkili bilim İnsanlar listesi genel itibariyle sizin akademik performansınızı, yani diğer bir tabirle akademik aktivite ya da niteliğinizi belirleyen bazı kriterler var. Nedir bir akademisyen için özellikle? İşte yaptığı yayın sayısı, yayının kalitesi devamında. H index dediğimiz bu yayınlarınızı aldığınız atıflardan oluşan kalite değeri ve devamında ise bu yayınlarla beraber sizi topyekun bir değerlendirme kriteri sistemine sokuyorlar. Burada bu sistemde Stanford Üniversitesi yaptı. Amerika'nın biliyorsunuz genelde dünyanın en iyi ilk 2'ye 3'e giren üniversitelerinden. Burada tüm dünyada etkili bilim insanlarını işte %2'lik dilime göre bu söylediğim kriterler kapsamında değerlendirmeye alıyorlar. Peki siz bu listeye girebilmek için ne gibi çalışmalar yaptınız? Aslında bu listeye girmenin en büyük kriteri şu aşamada yayın yapmak, kaliteli yayın yapmak, yaptığınız yayınlara da atıflar alabilmek. Atıflar aldığınız zaman, yani atıf dediğimiz nedir? Yaptığınız bilimsel çalışmalara dünyanın ya da ülkemizdeki ya da dünyadaki diğer farklı ülkelerdeki akademisyenlerin atıfta bulunması. Yani sizin çalışmanızı onlara tabirindeyse bir kaynak, bir ilham kaynağı, bir referans oluyor. Ve devamında kendi çalışmasını bina ediyor. Bu da güzel bir şey çünkü sizin çalışmalarınızı gerek ülkemize gerek dünyadaki akademisyenler takip ediyor demektir. Takip edilmektir. Aslında bir nevi böyle bir televizyon diliyle konuşmak, medya diliyle konuşmak gerekirse rating gibi bir şeydir. Yani sizin bu bağlamda dünyada takipçileriniz var. İşte ratinginiz artıyor anlamında gelmektedir. Bunun için de kaliteli ve bol yayın yapmanız gerekiyor. Eğer yayının sayısı da açıkçası tek manada bir anlam ifade etmez. Çünkü öyle dünya ünlü dergiler vardır ki ortalama ya da ortalamanın altında 100 tane yayınınız yerine o dergide bir tane yayınınız olması sizi tüm dünyada daha meşhur yapabilir bu bağlamda. Ve tüm dünyada daha saygın bilim insanı yapabilir. Buradaki kastım kalite ve sayının açıkçası beraber gelmesi. Peki bu görmüş olduğumuz ödüller nedir? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki, teşekkür ederim. 2015 yılından itibaren ülkemize geldikten sonra yurt dışında, University of Florida'da aldığımız eğitimi, kazanımlarımızı hem ülkemizin hem de evrensel bilimin katkısına sunmaya çalıştık. Bu bağlamda ilk ödülümüz açıkçası bizim hem üniversitemizin hem de fakültemiz adına ilk oldu. Şöyle gösterebilirim, ilk ödülümüz Türk Eczacılar Birliği tarafından almıştık. 2018 yılında Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi teşvik ödülüne layık görüldük. Genelde genç bilim insanı ödülleri kapsamına giriyor bunlar. 40 yaş altı ya da bazı ödüller 38 yaş altı diye. 2018 yılında Türk Eczacılar Birliği ödülünün akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen Türkiye Bilimler Akademisi tarafından üstün başarılı genç bilim insanı seçildik. Bu ödülü de ondan dolayı aldık. Hakikaten hani üniversitemizin tarihinde ya bir iki tane olan bir ödül ve çok çok prestijli bir ödül. Yaptığınız yayının kalitesi, yaptığınız patentler ve devamında yaptığınız projeler ve çalıştığınız projelerin hepsini göz önüne alarak değerlendirme yapıyor. Hemen devamında 2019 yılında ODTÜ Vakfı tarafından, Mustafa Parlar Vakfı tarafından genç bilim insanı seçildik tekrar. 2020 yılında ise Bilim Akademisi tarafından, kısa adı BAGEB olan, bir kez daha genç bilim insanı seçildik. Üniversitemiz ve sanırım fakültemiz adına ilk olan ödüller bunlar. Ve çok yeni aslında 2021 yılı tekrar bir genç bilim insanı seçildi. Bilim Kahramanları Derneği tarafından 17 Ekim günü online platformda gerçekleşen ödül törenine başta Sayın TÜBİTAK Başkanımız olmak üzere değerli üniversite rektörlerimizle katılarak orada bir kez daha aslında tebrik ve takdir edilmiş olduk. Bu bağlamda üniversitemiz adına
bu tür prestijli ödüllere başvurmayı ya da davet edilmeye devam ediyoruz. Bilimsel çalışmalarımızı da aynı şekilde aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Peki bu bilim insanları listesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki bilim insanları listesi en nihayetinde dünyanın en saygın üniversiteleri tarafından, bilimde gelişmiş ülkeler tarafından hazırlanan bir liste. Bu listede özellikle üniversitemizden sanırım 27'ye yakın bir akademisyen var. Bu da bizim Anadolu'da hakikaten parlayan bir yıldız olduğumuzu gösteren bir durum. Daha da ileriye gidebilir miyiz? Daha da ileriye gidebiliriz. Fakat her zaman şunun altını çiziyorum. Kaliteden de ödün vermeden ileriye gitmemiz lazım. Kalite nitelikli akademisyenlerle ve nitelikli yöneticilerle meydana gelir. Bu bağlamda eğer akademi ve yönetim birbirleriyle uyum içerisinde olduğu zaman çok daha ileri başarılar elde etmemizin önünde hiçbir engel yok. Bu neyi kastediyorum? Şöyle düşünün, bir üniversite yönetimi takdir edersiniz ki akademisyenleri olmadan bu yüzdelik dilimlere ya da bu ödülleri alamaz. Niçin diyeceksiniz? Hani yönetim tek başına bir tıp fakültesindeki hocanın yerine araştırma yapamaz ya da bir mühendislik fakültelerinin ya da eczacılık ya da eğitim bilimleri ya da sizin alanınız olan iletişimi düşünün. Hani yönetim her bir arada kim yapıyor bu araştırmaları? Akademisyenler. Fakat diğer taraftan da şöyle bakılabilir. Akademisyenlerde böyle bir istek var ama yönetimden yeteri mali destek ya da bir laboratuvar desteği alamadığını düşünün. O da tek kanatlı kuş misali, o da anlamsız olur. Fakat üniversitemizin aslında son zamanlarda, hatta son 10 yıllık parlayan yıldız olmasının en büyük sebebi yönetim ve akademisyenliği arasındaki ciddi uyumdur. Yani akademisyenlerimizin çalışma isteği, yönetimimizin de desteği çalışan akademisyenlere ve önünü açma performansı üniversitenin kalitesini gün ve gün artırmaktadır.